İş olacak. 1930'da kuruldu Merkez Bankası. Yani lira üzerindeki hakimiyet Merkez Bankası'nın 92 yaşında. 63 senesinde çift haneli enflasyon görmüş bu memleket. 63 senesinde. Yani bu böyle şey değil. Hadi bugün enflasyon oldu, o zaman yarın inanın sabredin. Böyle basit bir mesele değil. 1939-45 yüksek enflasyon. İkinci Dünya Savaşı. Bütün dünya yaşıyor. Dönüyorsunuz 60-58 devalüasyonu. Türkiye'nin en büyük devalüasyonu. Hep kazık yemiş Türk lirası. Hep kazık yemiş. 2.8 liraymış. Bir gecede 9 lira olmuş 1958 yılında, Menderes'in son zamanları. 60'lı yıllar bir istikrar. 70'li yıllara bakıyorsunuz yine enflasyon. 80'li yıllara bakıyorsunuz ortalama enflasyon %51. 90'lı yıllara bakıyorsunuz felaket. Zaten felaket. 2000'li yıllara bakıyorsunuz istikrar. 2010'da tekrar. Yani enflasyon dediğiniz hadiseyle Türk halkı Katolik nikahı kıymış. Öyle kolay kolay boşanamaz. Cumhurbaşkanı şerbetli izledi ya. Şimdi bir kere barıştırdınız mı Türkiye ile enflasyonu yeniden, öyle kolay kolay boşanamazsınız. Böyle ondan, inanın güvenin şöyle böyle bitmez Avrupa o iş. Avrupa alışkın değil ya, ondan Avrupa'ya acıyorlardı. Avrupa'ya adamlar almadılar, bu ekibin, bilmiyor. Bu ekibin günahı i̇kincisi, çok. İkincisi niye Avrupa'daki enflasyonu takip ediyorlar, yükselmesine dert ediyorlar? Çünkü bizdeki çoğu ihaleyi biliyorsunuz Avrupa'daki ve Amerika'daki enflasyona da bağladık. Doğru, yani buradaki var. Zamlar var ya, sadece kur artışıyla fiyat artmıyor. Avrupa'da mesela enflasyon %7 ise bir de müteahhit firma %7 daha ekliyor fiyatına. Dolar enflasyonuyla güncelleniyor. Tabii. %8 dolar enflasyonu. Amerika'daki enflasyonu çok iyi takip ediyorlar. Çünkü bütün verdikleri ihalelerin fiyat artışı şeye bağlı. Bir de Amerika'daki şu var, enflasyona bir de bağlı. Şu var. Bizimkiler enflasyonla yaşamaya alışık. Bizim siyasetimiz enflasyonla yaşamaya alışık. Ama geçmişte siyasetçiler ne tepki veriyordu enflasyon? Enflasyon olunca vay özür dileriz, enflasyon oldu, kusura bakmayın demiyorlardı. Geçmişte siyaseten yapılan tavır şuydu. Geçmiş hükümetin suçu diyorlardı. Yani Demirel'in meşhur değil mi açıklaması? Enkaz zam mı? Biz yapmadık. Zam diyor bizim koltuğumuzun üzerine konmuş. Biz oturalım mı oturmayalım mı diye düşündük. Yani seçimden önce zaten zam yapılmıştı. Kucağımızda bulduk. Kucağımızda bulduk derdi. Şimdi bunu diyemiyorsunuz. Evet. Ne yapıyor? Benden önceki hükümet 22 sene önceydi. Zaten kendisinden önce söyleyecek hali yok. O zaman ne yapacaksın? Ya diyeceksin ki fırsatçılar yapıyor bunu. Ya dış güçler yapıyor. Ya da diyor dünyanın da sorunu, bizim de suçumuz. Ama şimdi ben dünyaya da bakıyoruz, sorun olmadığı gözüküyor. Hadi bu sabah Yeni Gün öyle çok arka arkaya zam haberiyle başlamadık. Ama bazen öyle şey oluyor ki önümdeki notlara bakıyorum, hangi birini önce söylesem diyorum. Yani ulaşımı var, akaryakıtı var, işte meyve sebze fiyatları var. Mobilyaya zam, mobilya, hazır giyime %80 zam yolda deniliyor. Bunu da konuştuk. Şimdi Halk TV.com.tr açık önünde. Esnafın şeyi var. Esnafın şikayeti var. Meral Akşener'in evet İzmir ziyaretinden o çok yansıyanlar evet, var. Mi? Fakat şeker krizi de tam gaz devam ediyor. Bu konuyla ilgili de daha çok yeni sıcak bir haberi var sevgili Hava Asal'ın. Şeker pancarı ile ilgili, bakın şeker pancarı ikimiz sözleşmeleri 3 Mart'ta sona erdi ve sözleşme süresi uzatılmadı. Çünkü üreticilerimizin %48'i pancar ekimini bıraktı diyor Mehmet Bayram. Karaman Ziraat Odası Başkanı ile konuşmuş. Paralarımızı bir sene sonra alabiliyoruz. Başka şeyler ekiyor çiftçiler ama şeker pancarı ekmiyorlar diyor. Bu bizi nereye sürükler şeker krizinde? Şeker pancarı hayat kurtarıyordu. Niye diyeceksiniz? Evet. Çünkü o bölgede Karaman, Konya, İç Anadolu bölgesinde temelde çiftçinin geçim kaynağı iki ürün. Buğday, şeker pancarı. Buğday para etmediği zaman çiftçi şeker pancarına döner. Şeker pancarı para etmediği zaman buğdaya döner. Bir şekilde bu krizli ortamda çiftçi yaşayabileceği bir form bulmuştu. Şeker pancarı sayesinde. Ama özelleştirmelerden sonra bir de kota kondu. Buğdaya gitse bir bela. Çünkü fiyat, üretim maliyetleri çok yüksek ama para etmiyor. Buğday para etmiyor. Pancara dönüyor. Pancarda fiyatı birlik bir sene sonra açıklıyor, milyon tane kriz kota var vesaire. Enflasyon falan. Enflasyon olmasa belki yani idare edecek de. Yine iyi de pancar buğdaydan iyi. Yine de iyi yani. Bu kadar krize rağmen yine de iyi. Bir bölge olarak düşünmek lazım bunu. Şimdi şeyler, bu haberleri, iktidar basın haberleri okuyorum. Şeyde tarım ihracatımız artıyor. Bunları ürün ürün değerlendirmek lazım. Hep söylüyorum. Biber gibi hiçbir stratejik anlamı olmayan, domates gibi hiçbir stratejik anlamı olmayan ürünleri ihraç etmenin bu ülkeye uzun vadede kazandırdığı hiçbir şey yok. Önemli olan sınai stoklanabilir ürünü üretebilmek. Buğday, pancar, pamuk, mercimek, bu ürünle ayçiçeği, bu ürünleri üretebiliyorsan eğer sen dışa bağımlı değilsindir. Şimdi bu ürünleri üretemiyoruz. Yani üretim de en azından
şey yapıyor, sürekli bir kırmızı alarm veriyor. Evet, bir de Mehmet Eskin'in de söylediği gibi, o da önemli, oradan yükselen ses de İzmir'de de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener şehir şehir geziyor, seçmenle buluşmaya devam ediyor. İzmir programı çerçevesinde de pek çok ilçeyi ziyaret etti, binlerce kişiye hitap etti, esnafla konuştu, sorunları dinledi. Bakalım nasıl bir ses yükseldi İzmir'de. Hemşerilerimle beraber olacaksın. Ben de dedim ki bazılarının hiç hoşuna gitmeyecek. Atatürk'e uyuz olanların hoşuna gitmeyecek. Cumhuriyetle dövüşenlerin hoşuna gitmeyecek. İYİ Parti lideri Meral Akşener'in İzmir ziyareti her ilçede mitinge dönüştü. Bornova'da coşkulu kalabalığa seslenen Akşener'in gündeminde emekli maaşları vardı. En düşük emekli maaşını asgari ücret düzeyine çıkarma sözü verdi. Emeklinin derdi de feci. 2500 lira yaptılar. Geçinemezsiniz kardeşim. En az en düşük emekli maaşı asgari ücret kadar olmalıdır. Olmadığı takdirde, bunlar yapmadığı takdirde biz yapacağız. Seçmenin derdini de dinleyen İYİ Parti lideri mikrofonu 40 yaşıma geldim işim yok diyen kadına uzattı. 5 kiloya 200 lira, 4 aydır çalmadığım kapı kalmadı, işim yok, işsizim. Ya yol parası yok ya da servis yok. Ben nasıl çalışacağım? 40 yaşındayım, işim yok. Evliyim. Akşener'in gündeminde gençler de vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlere verdiği son tavsiyeler için yeni yaşam koçunuz var dedi. Gençler, yeni yaşam koçunuz var. Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Yaşam koçu. Yurt dışını gezecekmişsiniz. Oğlum senin İstanbul'a gitmeye bilet paran var mı? Yurt dışını gezin diyor. Ya. Meral Akşener Bornova'da gençlere İstanbul'a gitmeye bilet paran var mı diye sorarken bir sonraki durağı Kemalpaşa'da başka bir gençten yükseldi ses. Ne dedin? Ben buradan Bandırma'ya gidemiyorum. Şöyle. Ben buradan Bandırma'ya gidemiyorum. Buradan Bandırma'ya gidemeyen var, dünyayı gezecek bu çocuklar. Neyle? İYİ Parti lideri gittiği ilçelerde esnafı da ziyaret etti. Şikayet ortaktı. 4 seneden beri inanın, yani tek tek bir müşteri giriyor. Daha seftem yok. Sefte yapmadım. Bazen sefte yapmadan da kapatıyoruz. Evet, şimdi bir sonraki saatimizde zaman kalırsa konuşuruz. Çünkü bu buluşmaları önemli ve dikkat çekici. Çok, evet, çok da kalabalık olduğunu görüyoruz. Yani hem siyasi hem de oradan yükselen sesle birlikte tekrar ekonomiye, enflasyona döneceğiz. Ama Onur Altın şimdi hazır karşımızda, para piyasaları uzmanı. Ona bir dönelim ve bakalım yeni gün nasıl başlıyor? Haftanın son iş gününde neler bekleniyor? Onur Bey, söz sizde. Günaydın Seda Hanım, hepinize iyi yayınlar öncelikle. Piyasalar bugüne de sakin başladı. Veri akışının oldukça azaldığı bu günlerde piyasalardaki yatay eğilim korunuyor. Altın tarafında yatay sakinlik devam ediyor. 920-884 bandı gram altında korunurken ons altında da 1950 ile 1875 arasında yatay hareket eğilimi var. Petrol tarafında bir miktar düşüş gözlemliyoruz. Brent petrol dün 100 dolara kadar gelmiş durumda. Bu sabah da 101 dolarda hareket ediyor. Tabii ki bu petroldeki bu düşüş muhtemelen biraz indirim olarak motorin ve benzin fiyatlarına yansıyabilir. Dünün birkaç tane verisi vardı. Yurt içinden gelen, Merkez Bankası tarafından gelen. Bunlar önemliydi. Bunlar içinde özellikle yabancıların 25 Mart ile 1 Nisan arasında 10.1 milyon dolarlık bir hisse alımı gerçekleştiğini görüyoruz. Tabii bu da borsa tarafına bir miktar pozitif yansıyor. Şu anda 2345'lere kadar çıkmış olan borsada 2410'a doğru hareketler söz konusu olabilir. Yani borsadaki yükseliş eğilimi önümüzdeki haftada devam edebilir. Orada halen bizim baktığımız nokta 2250 seviyesi. Bu seviyenin üstünde kaldığı tarafta kaldığı sürece Borsa İstanbul'un yukarı yönlü hareketlerine şahit olabiliriz. Bu sabah kur korumalı mevduata yeni bir düzenleme getirildi. Şirketlerin
vade süresi şu şekilde uzatıldı. Daha önce de demişlerdi ki 31 Aralık 2022 tarihine kadar elinde döviz olanlara biz bu kur korumalı mevduattan yararlanma ayrıcalığı tanıyorduk. Şimdi ise...